Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Yasal uyarımızı ekranda görüyorsunuz. Anlattığımız hisse senetleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Zaten yatırım tavsiyesi yapmak da suçtur. Bilginiz olsun. Şimdi bugün Arçelik'in 2020'nin son çeyreklik raporunu, finansal raporu açıklandı. Ve bunu sizlerle birlikte, daha doğrusu Arçelik'in finansal raporunu sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. Şimdi bugün baktığımız zaman %0.56'lık bir değer kazancıyla 35.60'tan günü kapattığını görmekteyiz. Özet gelir tablosuna geldiğimiz zaman satışlar 2020'nin son çeyreğinde 40 milyar 872 binmiş. 2019'un son çeyreğinde ise 31 milyar 941 binlik 941 milyonluk bir satış elde etmişler. Şimdi 2020-12 dediğimiz zaman arkadaşlar 12 aylık zaman zarfında şirket 40 milyarlık bir satış yapmış. 2019'da da 31 milyarlık, nereden bakarsanız geçen sene oranla 9 milyar satışlarını arttırmış. Brüt karına geldiği zaman 2020'nin son çeyreğinde 13 milyar 806 milyonluk bir brüt karları, 2019'un son çeyreğinde ise 10 milyar 259 milyonluk bir brüt karları varmış. Şirket nereden bakarsanız 3 milyar 600 milyonluk brüt karını arttırdığını görmekteyiz. Esas faaliyet karına geldiği zaman 2020'nin son çeyreğinde 4 milyar 852 milyon, 2019 son çeyreğinde ise 2 milyar 653 milyonluk bir esas faaliyet karı yapmış. Nereden bakarsanız esas faaliyet karını iki katına çıkarmış. Şimdi FAVÖK, biz FAVÖK ne diyorduk arkadaşlar? Faiz, amortisman, vergi öncesi karı. 2020'nin son çeyreğinde 5 milyar 64 milyonluk bir kar FAVÖK elde etmişler. 2019'un son çeyreğinde ise 3 milyar 338 milyonluk bir FAVÖK yapmışlar. Şöyle baktığımız zaman satışlar, brüt kar, esas faaliyet karı ve FAVÖK'te şirket geçen sene oranla bunları arttırdığını görmekteyiz. Net dönem karına geldiğimiz zaman 2020'nin son çeyreğinde 2 milyar 847 milyon, 2019 son çeyreğinde ise 924 milyonluk net dönem karı yapmışlar ve şirket şöyle söyleyeyim, nereden bakarsanız %100'den fazla, %360, %400'lük net dönem karı geçen sene oranla elde etmiş. Şimdi özet bilançoya geldiğimiz zaman dönem varlıklar için biz ne diyorduk arkadaşlar? Bir yıl veya daha az zaman zarfı içerisinde şirketin nakite çevirecek varlıklarına biz dönem varlıklar diyorduk. 2020'nin son çeyreğinde 33 milyarlık bir dönem varlıkları, 2020'nin 3. çeyreğinde ise 31 milyarlık bir dönem varlıkları varmış. Şirket nereden bakarsanız 2 milyarlık bir dönem varlık yatırımı yapmış ve dönem varlıklarını arttırmışlar. Şimdi biz dönem varlıkları, duran varlıkları, maddi duran varlıklarını ve öz kaynaklarını çeyreklik gelir tablolarında her zaman için arttırmalarını isteriz ki bunlar önemli kalemlerdir. Özellikle maddi duran varlık bakımından arttırmasını isteriz ki en azından ilerleyen zamanlarda bu maddi duran varlıklardan şirketin kasasına nakit akışı sağlansın diye. Duran varlıklarda arkadaşlar bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde nakit paraya çevrilecek varlıklara biz duran varlıklar diyorduk. Dönem varlıklarda ise bir yıldan azdı, biliyorsunuz. 2020'nin, belki yanlış söylemiş olabilirim, tekrardan söyleyeyim. Dönem varlıklar arkadaşlar bir yıldan daha az zaman zarfı içerisinde nakit para çevirecek varlıklar. Duran varlıklar ise bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde nakit para çevirecek varlıklar. 2020'nin son çeyreğinde 13 milyar 488 milyonluk bir duran varlıkları, 2023'ün çeyreğinde ise 13 milyar 422 milyonluk duran varlıklar varmış. Şirket 3 aylık zaman zarfı içerisinde duran varlıklarını 66 milyon arttırdığını görmekteyiz. Finansal borçlara geldiğimiz zaman 2020'nin son çeyreğinde 17 milyar 75 milyon, 2020'nin 3. çeyreğinde ise 16 milyar 907 milyonluk bir finansal borçlar varmış. Şirket finansal borçlarını 200 milyon şeklinde arttırdığını görmekteyiz. Net borçlara geldiğimiz zaman 2020'nin son çeyreğinde 5 milyar 72 milyon, 2023'ün çeyreğinde ise 5 milyar 366 milyonluk net borçlar varmış. Şirket net borçlarında azalma yapmış ve şuna baktığımız zaman net borçlarında bir kısmını ödediğini görmekteyiz. Nereden bakarsanız bir 300 milyona yakın borç ödediği gözükmekte. Tabii ki çeyreklik gelir tablolarında kısa vadeli yükümlülüklere ve uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman daha detaylı olarak anlaşılabilir. Şimdi arkadaşlar öz kaynaklara geldik. Öz kaynaklar önemli bir kalem. Şirketlerin çeyreklik gelir tablolarında öz kaynaklarını arttırmasını istiyoruz ki öz kaynaklar neden arttırılmasını isteriz? Şirketin bütün mal varlığı öz kaynaklar arkadaşlar. Ondan dolayı şirketin öz kaynaklarını çeyreklik gelir tablolarında her zaman için düzenli olarak arttırmalarını isteriz.
Şimdi 2020'nin son çeyreğine baktığın zaman 13 milyar 820 milyonluk böz kaynağı, 2020'nin 3. çeyreğinde ise 12 milyar 698 milyonluk böz kaynağı varmış. Şirket nereden bakarsanız 1 milyar 100 milyonluk bir öz kaynak artırımı yapmış. Bu olumlu mudur? Olumludur, olumludur arkadaşlar. Şimdi kaynak dağılımına baktığımız zaman kaynak dağılımında biraz sıkıntı var. Neden diyeceksiniz? Şimdi uzun vadeli hükümlülere baktığımız zaman %18, kısa vadeli hükümlülere baktığımız zaman %51. Arkadaşlar uzun vadeli ve kısa vadeli hükümlülükte şirketin borçlarını temsil eder. Öz kaynaklar ise şirketin her şeyidir. Tüm mal varlığıdır. Bu da %30 arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman kısa vadeli hükümlülük bazından şirketin biraz borçlu olduğunu görmekteyiz. Çünkü öz kaynakları şirketin uzun ve kısa vadeli hükümlülüklerini karşılamamakta. Bu da şirketin borçlu bir şirket olduğunu bize göstermekte. Fakat şöyle bir durum var. Arçelik gibi büyük bir şirketin bu borçlarını her türlü kapatacağını hepimiz biliriz. Bundan dolayı ben sıkıntı görmüyorum. Fakat şirketin borçluk açısından sıkıntılı olduğunu ve kısa vadeli hükümlülüklerin çok fazla olduğu gözükmekte. Şirketin fiili dolaşımı borsada %25'miş. Hisse başına kar 4.21 olarak gözükmekte. Ödenmiş sermaye ise 675 milyon. Piyasa değeri şirketin 24 milyar 55 milyon olarak görmekteyiz. Tabi piyasa değeri defter değeri FK'sına daha sonradan tekrardan değineceğiz. Şimdi bilançosuna geldiğimiz zaman arkadaşlar dönem varlıkları için biz ne demiştik? 33 milyonluk bir dönem varlıkları. 2020'nin 3. çeyreğinde de 31 milyonluk dönem varlıkları varmış. Şöyle ben geçmiş yıllara doğru gittiğim zaman şirketin dönem varlıklarını düzenli olarak arttırdığını görmekteyim. Bu olumlu mudur? Her zaman için olumludur. Nakit ve nakit benzerleri 2020'nin son çeyreğinde 12 milyon. Stokları 7 milyarlık bir stokları varmış. Peşin ödenmiş giderler 496 milyon. Diğer duran dönem varlıkları ise 1 milyar 316 milyon olarak gözükmekte. Ara toplama baktığım zaman 33 milyarlık bir ara toplamları var. Şimdi duran varlıklarına 13 milyar 488 milyon 2019'un 3. çeyreğinde ise 2020'nin 3. çeyreğinde ise 13 milyar 422 milyon bir duran varlıkları varmış. Şirket bir 66 milyonluk duran varlık artırımı yapmış. Şöyle geçmiş yıllara gittiğim zaman düzenli olarak da duran varlıklarını arttırdığını görmekteyiz. Finansal yatırımlar 5 milyon 614 bin. Hemen şimdi maddi duran varlıklara geliyoruz arkadaşlar. Maddi duran varlıklar için ne demiştik? Maddi duran varlıklar ileriki zamanlarda şirketin kasasına nakit akışı sağlayacak varlıklardı. Bundan dolayı şirketin düzenli olarak bu maddi duran varlıklarını arttırmasını isterdik. Şimdi 7 milyar 2020'nin 3. çeyreğinde 7 milyar 296 milyonluk bir maddi duran varlıkları, 2020'nin 3. çeyreğinde ise 6 milyar 928 milyonluk maddi duran varlıkları varmış. Şirket nereden bakarsanız 3 aylık zaman zarfı içerisinde 300 milyonluk bir maddi duran varlık yatırımı yaptığını görmekteyiz. Şöyle geçmiş yıllara ben baktığım zaman şirket düzenli olarak maddi duran varlıklarını arttırmış ki bu şirket için olumludur. Toplam varlıklar ise arkadaşlar 46 milyar 549 milyon olarak gözükmekte. Şimdi kısa vadeli hükümlere baktığımız zaman kısa vadeli hükümler bir yıl veya daha zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlara kısa vadeli hükümler diyorduk. Şirketin 2020'nin son çeyreğinde 10 milyar 230 milyon olarak bir kısa vadeli hükümlü, 2020'nin 3. çeyreğinde ise 9 milyar 605 milyonluk kısa vadeli hükümlülüğü olduğunu görmekteyiz. Nereden bakarsanız bir 600 milyonluk kısa vadeli hükümlülük borcu artmış. Tabii 2023 yılına baktığımız zaman bu kısa vadeli hükümlükler 5 milyar 780 milyon olarak gözükmekte. Şirket düzenli olarak kısa vadeli hükümlüklerini de arttırmış. Uzun vadeli hükümlüklere geldiğimiz zaman uzun vadeli hükümlükler de bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlara deniyordu ki kısa vadeli hükümlüklerde biz nasıl borçların ödenmesini ve çeyreklik raporlarda borçların azalmasını istersek uzun vadeli hükümlüklerde de düzenli olarak şirketin borçlarını ödemesini ve çeyreklik raporlarda bunu yansımasını isteriz. Şimdi 2020'nin 3. çeyreğine, 4. çeyreğine baktığım zaman 8 milyar 698 milyonluk bir uzun vadeli hükümlü. 2020'nin 3. çeyreğine baktığımız zaman ise 9 milyar 97 milyonluk uzun vadeli hükümlü olduğunu görmekteyiz. Şirket nereden bakarsanız bir 300-400 milyona yakın borç ödediğini görmekteyiz. Tabi şuraya baktığım zaman ne demiştik arkadaşlar? Net borçlarda bir azalmanın olduğunu, hemen hemen 300 milyonluk bir borç ödendiğini, hatta
bilançoya geldiğim zaman uzun vadeli hükümlerde şirketin borç ödediğini görmekteyiz. Bu olumlu mudur? Olumludur. Fakat kısa vadeli yükümlülük bazından şirketin borçlu olduğunu söylemiştik. %51 bazında şirketin kaynak daralımında uzun kısa vadeli yükümlülüğü gözükmekte. En azından uzun vadeli yükümlülük borcundan 300 milyonluk bir değer ödemişler. Öz kaynaklarına baktığımız zaman şirketin 2020'nin son çeyreğinde 14 milyar 23 milyonmuş. 2020'nin 3. çeyreğinde ise 12 milyar 95 milyon. 2020'nin 2. çeyreğinde ise 10 milyar 880 milyonluk öz kaynakları varmış. Şirket düzenli olarak öz kaynaklarını arttırmış. Bunlar olumludur arkadaşlar. Toplam kaynakları ise 46 milyon 549 milyon olarak gözükmekte. Şimdi arkadaşlar şu gelir tablosuna baktığım zaman satış gelirleri 2020'nin son çeyreğinde 40 milyar 872 milyon olarak gözükmekte. Bu toplam 12 aylık satış geliri arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi çeyreklik gelir tablosuna baktığımız zaman 2020'nin son çeyreğinde 13 milyar 330 milyon 34 milyon bir satış geliri elde etmişler. 2020'nin 3. çeyreğinde ise 11 milyar 938 milyonluk satış geliri elde etmişler arkadaşlar. Yani şu aradaki fark toplam 3 aylık zaman zarfı içerisinde şirket nereden bakarsanız 2 milyondan fazla bir satış geliri elde ettiğini görmekteyiz. Çünkü bu 3 aylık zaman zarfı içerisinde şirket 13 milyarlık satış yapmış. 2020'nin 3. çeyreğinde ise 11 milyarlık satış yaptığını görmekteyiz. Şu gelir tablosuna baktığımız zaman arkadaşlar 2020'nin son çeyreği 40 milyar. Çeyreklik gelir tablosuna geldiğimiz zaman arkadaşlar şunları topladığım zaman toplam 40 milyarı elde edebilirsiniz. Şimdi satış maliyetleri 2020 son çeyreğinde 8 milyar 548 milyon. Bunu çıkardığım zaman arkadaşlar brüt kar 4 milyar 785 milyon olarak gözükmekte. Şimdi brüt kardan arkadaşlar biz genel yönetim giderleri, pazarlama satış giderleri, araştırma geliştirme giderleri, diğer faaliyet gelir giderlerini çıkarttıktan sonra faaliyet karı 1 milyar 492 milyon olarak gözükmekte. Ki genel yönetim giderlerine 721 milyonluk bir gider ayırmışlar. Pazarlama satış ve dağıtım giderlerine 2 milyar 413 milyon. Araştırma ve geliştirme giderlerine 88 milyon. Diğer faaliyet gelir giderlerine toplam 60-68 milyonluk ve hatta 69 milyonluk bir gider ayırmışlar arkadaşlar. Şimdi bu eksi olanlar şirketin kasasından çıkan paralar. Bundan dolayı en son faaliyet karı 1 milyar 492 milyon olarak kalmakta. Hatta 4 milyar 185 milyona çıkardığım zaman 1 milyar 492 milyon faaliyet karı bulunmuş. Hatta önemli olan noktaları değinmek istiyorum. Çünkü şirketin vergi ödemeleri var. Baktığımız zaman sürdürülen faaliyetlerden vergi geliri 208 milyonluk bir vergi ödemiş. Daha sonrası dönem vergi geliri 110 milyonluk bir vergi ödemiş. Ertelenmiş vergi geliri ise 98 milyonluk bir vergi ödemiş arkadaşlar. Şayet bunlar artı olsaydı arkadaşlar şirket vergilerini ertelediğini ve bunu bilançosuna artı olarak yansıttığını söyleyebilirdik. Şimdi arkadaşlar nakit akım tablosu da önemli. Nakit akım tablosuna geldiğimiz zaman şimdi işletme faaliyetlerinde nakit akışlar şirket 2020'nin son çeyreğinde 6 milyar 420 milyonluk işletme faaliyetlerinin nakit akışı sağlanmış. Dönem karına baktığım zaman 2 milyar 878 milyon şirketin nakit akımından herhangi bir sıkıntısı olmadığını görmekteyiz. İşletme faaliyetlerindeki nakit akışı dönem karından az olsaydı şirketin nakit akımında bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirdik. Fakat nakit akımında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen şöyle önemli yerlere gelmek istiyorum. Faaliyetlerle ilgili stoklar azalış, peşin ödenmiş giderler. Maddi duran varlık alımı yapmışlar mı? Arkadaşlar şimdi yatırım faaliyetlerinde kaynaklanan nakit akışları 1 milyar 321 milyonluk bir nakit akışı olmuş. Yani nakit çıkışı olmuş. Şirket yatırım faaliyetlerine daha doğrusu yatırım yaptığını söylemekte. Bunlarda 35 milyonu iştirakler veya iş ortakları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları. Daha sonrasında baktığı zaman maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri varmış 172 milyon. Ve bunun ne demiştik arkadaşlar? 1 milyar 321 milyon maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları ise 1 milyar 735 milyonluk bir maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı yapmışlar. Önemli nokta da burası arkadaşlar. Çünkü maddi duran varlık alımında ne demiştik? İlerleyen zamanlarda şirketin kasasına nakit girişi sağlayacak yatırımlardır. Şimdi finansman faaliyetlerinin nakit akışları arkadaşlar 1 milyar 307 milyonluk bir nakit çıkışı olduğunu görmekteyiz.
borçlanmadan kaynaklı nakit gelişleri 4 milyar 212 milyon. Şirket 4 milyar 212 milyonluk bir borç almış. Tabi bu uzun vadeli borç mu, kısa vadeli borç mu? Konsolide raporlarında incelerseniz daha detaylı veyahut da dipnotlarda incelerseniz daha detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ise 3 milyar 614 milyonluk bir borç ödediğini şirketin görmekteyiz. Ayrıca ödenen temettüleri var. 27 milyonluk bir ödenen temettü var. Hemen şöyle ilerleyelim. Önemli detayları atlamayalım. Ne demiştik? 3 milyar 614 milyonluk borç ödemiş. 4 milyar 212 milyonluk borç almış. Hemen ben özet rapora tekrar gelmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Şirketin en azından piyasa değeri, defter değerini ve FK'sını incelemek için. Şimdi FK'ya baktığım zaman 8.45 olumlu bir FK. Fiyat kazanç oranıdır arkadaşlar, bilginiz olsun. 8.45 FDF 5.75 piyasa değeri, defter değeri 1.74. Şimdi arkadaşlar piyasa değeri, defter değeri normalde 1'e, eğer piyasa değeri, defter değeri 1'e yakınsa şirketin normal hissenin fiyatının normal olduğunu, 1'in altında olduğu zaman hissenin ucuz olduğunu, 1'in üstünde olduğu zaman hissenin pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 1.74 normal, makul bir fiyattır. Hemen net borç oranına baktığım zaman da 1 olarak gözükmekte. Şimdi bu piyasa değeri defter değeri nereden bulabilirsiniz arkadaşlar? Burada ne demiştik? Piyasa değeri 24 milyon. Öz sermaye geldi, yani öz kaynaklara geldiğimiz zaman ise şirketin öz kaynaklarıyla piyasa değerini, yani piyasa değerini öz kaynaklarına böldüğü zaman piyasa değeri defter değerini bulabilirsiniz. O da 1.74. Bugünlük benden bu kadar. Umarım dilimin döndüğünce anlatabilmişimdir. Dediğim gibi şirket kısa vadeli yükümlülük bakımından biraz borçlu. Ama büyük bir şirket, ilerleyen zamanlarda illaki bunu da kapatacaktır. İnşallah memnun kalırsınız arkadaşlar. Dilimin döndüğünce önemli noktaları sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bugün %0.56'lık bir değer kazancıyla 35.60'dan kapatmış bir şirket Arçelik AŞ. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.